Abi buyur. Fakirhanemizin sabah kumanyası. Kusura bakmazsın artık. Yok lan, neyin kusuruna bakacağım. Hayat ne garip Vedo. Bir gün kralsın, bir gün uşak. Bir gün kartalsın, bir gün bok sineği. Bir gün Ahmet Kural'ın evindesin, bir gün... Lan arkadaş, dün gece sabaha kadar barçayla üçünüz de barçaladım. Üçünüzün üzerine 35 lira çıktı ya la. Abi aşk olsun ya. O bizim aylık taksim paramızdı. Üç serserim ayın üstlüklerine çıkıp birilerine çarpıp patlama ümidimizi yedin sen dün gece bizim, bunu biliyor musun? Yediğim ümide bak arkadaş ya. Birbirlerine çarpıp pat... Ya siz nasıl insanlarsınız lan sapık? Gerileyim diyorum, gerilemiyorum, bahçe yok. Lan ben kuru ekmek içiyle nasıl gerileyim lan? Of, çok bunaldım. Sıkıldım ya lan. Ya abi onu bunu bırak sen. Adam uzaydan atlamış ya. Yalnız 39 bin metreye balonla çıkmış o adam ha. Balonla o kadar çıkılıyor mu ya? Demek ki biz hani balonları öyle salıyoruz ya öyle. Demek ki onlar orada bir yerde o... ...stratosfere kadar çıktıysa demek. Tabii bir şey oluyor o zaman. Aklım yarıyor ya. Ne oldu lan Toran Hanım ha? Oğlum ona zeytin takıl be herhalde. Sofrada zeytin de yok lan. İçeride gizlice zeytin mi yedin sen? Dur çıkartacağım bunu sen. Dur benimle kal, benimle kal. Dur çıkartacağım, dur, dur, dur. Çıkartacağım bunu zeytin. Bir dakika telefonu bakayım, çıkartacağım bunu. Alo. Evet. Yok Salih ben. Evet. Tamam tamam. Ben kendisine söylerim, tamam. Şey, acaba bu hafta ödemeleri... Kapattı ya la. Abi ne dedi? Ne dedi? Heh, Vedat'ın sekreteri de olduk ya, tam oldu arkadaş ya. Ya ben bu hallere nasıl düştüm ya? Ben anarşist bir ruh haliyle sosyalist değerleri beğenen... ...kapitalistin önde gideni lümpen bir adamdım ben ya. Ben nasıl bu hallere düştüm ya? Ya bir şey yapma ya. Sıkıntı yapma. Allah korusun bak, kilo milo vereceksin, devamlılığın bozulacak ha. Bir de o var. Ya benim kariyer planlarımda vücudumla para kazanmak, vücudumu bir meta gibi kullanmak falan bunlar yoktu Vedo. Abilerim gülü, lafını balla bölüyorum da. Hakkı Bey ne dedi? He, sen herkes kendi derdinde kendini düşünsün olsun değil mi? Salih abim burada iç çatışmalarıyla acı çeksin. Sen Hakkı Bey telefonda ne dedi? Ya arkadaş birazcık da benimle ilgilensene, ben burada acı çekiyorum ya. Sen Hakkı'nın telefonunu merak etmesen, ben burada acı çekiyorum ya. Salih abi, kovulurum. He, doğru. Ya çok önemli bir şey demedi. Şey dedi, bu dizi için bir tane reklam yönetmeni mi ne bulunacak? Şöyle bir şeyler dedi yani. Ne? Reklam yönetmeni mi? Allah! Allah! Allah Allah ya, Ramazan mı geldi? Sürprizinden bahsediyorsunuz oğlum siz. Allah Allah, cam ulan burası. Gelene kadar gördüm sizi. Niye geldiniz lan siz? Kızım sen niye geldin? He? Hastam var lan benim. Gidinsenize hadi. Şş, Ahmet Kural, ne diyeceğini sakın unutma. Bomba gibi haberlerimiz var oğlum. Sen. Sen. Ben. Sen. Ben. Sen gelme ulan ayı. Damsız almıyoruz kardeşim. Hadi, hadi. Yalnız Ahmetciğim, çok kırıcı oluyorsun. Kırıl lan. Kırılırsan kırıl. Kırılmaya kırılmaya zaten böyle dik dolaşmaya başladın sen. Beni hiç alakadar etmez. Burada tikelme de kardeşim. İstediğin yerde tikelebilirsin. Ama benim evimde olmaz. Ha o mevzu ya. Şimdi boya kokusu, şartlar, tiner. Lan kalmadı tiner miner. Yürü git, hadi. Yürü git. Hep bana. Hadi. Sene 63. James Bond filmi çekmeye geldiler İstanbul'a. Biz de heveslendik tabii, girdik seçmelere. Aslında Bond'a karşıyız, karşıyız ama meslek bu, ne yaparsın? Baktım İngilizce şart. Bende de Fransızca o biçim, aksi gibi. Yes'i daha bilmiyorum.
No da Fransızcadan aklımda kalmış. İngilizce biliyor musun dedi kasçı. Yanında da bir adam var. No dedim. Parlez-vous français? Yani Fransızca biliyor musun dedim Frenkçe. No dedi. Tabii ondan sonra seni almadılar ekibe değil mi? Alırlar mı lan? Yesi bile bilmeyen adamdan İngiliz mi olur ha? Abi ben niye anlatıyorum bunları ya? Susalım mı lan? He? Hep ağlayalım mı lan? He? Kafan dağılsın dedik işte. Dağıldı kafam, dağıldı. Gerçi iyi oluyor. Şimdi ben aktör olduğum için kendi tarihimi bilmem lazım. Abi o zamanlarda karılar nasıl davran? Ne karısı lan? Tabii şimdi sen bana şarap yerine içine kolonya dökülmüş üzüm sirkesi getirmişsin. Ama benim için her zaman niyet vukuattan daha önemlidir. Bak bunu yaz bir kenara. Niye çağırdın lan beni buraya? Ne oldu? Hayırdır? Abi şimdi nasıl desem bilmiyorum ki. Ben bugün çok değişik bir gün yaşadım Salih abi. Birine anlatıp rahatlamam gerektiğini düşündüm. Çünkü benim aklıma geldikçe böyle beni bir ter basıyor. Nefes alışverişim değişiyor. Sanki böyle ölüyorum da yeniden diriliyorum gibi oluyor Salih abi. Bu semptom... Oğlum sen bildiğin orgazm olmusun lan. Şişt, bana bak ne oldu oğlum? Ne yaşadın lan sen? Bak rüyamda olduysa eğer normal o. Bir şey olmaz. İşte yaşında cinsel eğitim çok önemli ya. Daha aileden başlayacak bu. Oğlum gayet normal bir şey oğlum bu ya. Bir şey olmaz. Don't panic please. Ya yok öyle değil be abi. Dergi çağından geliyorum ben. İnternet çocuğu değiliz biz. Benim bütün boş vakitlerim forum sayfalarında geçti. Ben gayet hakimim yani o konuya. Talep olsun tez yazarım ya üstüne. Üzerine yazma da çünkü o şey olur biliyor musun? Neyse. Lan oğlum niye çağırdın ben lan? Nedir derdin? Abi bugün bu Kerem Ocak işi olacak gibi oldu yani. Çok garip bir his geldi abi benim üstüme. Ben kendimi sanki böyle değerli falan gibi hissettim abi. Yürüyüşüm değişti abi benim resmen ya. Havam değişti ya. Göbeğim bile eridi gibi geldi bana rahat. 10 santim Salih abi. Sonra ne oldu lan? Sonrası felaket işte Salih abi ya. İş bozulunca tekrar eski Vedat'a geri döndüm ben. Gömleği bile taşıyamadım Salih abi. Baksana komikçi tişörtlere geri döndüm gene ben. İlgi çekmek için herhalde. Vah Toraman'ım vah. Özgüvenmiş abi o işin adı. O neymiş öyle ya? İnsan ondan bir doz çaktı mıydı? Brad Pitt gibi oluyormuş ya abi. Resmen dengem bozuluyor abicim. Düşün Jennifer Aniston'u bırakıyorsun. Hem de Angelina Jolie için öyle bir kafa yani. Jennifer'cığım sen lan. Mutlaka. Ben de çok seviyorum. Şimdi sen şeyden geldin. Özgüvenini kaybedince gideyim de bir Salih abiye söyleyeyim. Nasıl ben özgüvenini tekrardan geri kazanırım diye düşündüğün için buraya geldin değil mi? Ya yok abi tövbe ya. İstemiyorum benim etim ne budum ne Salih abi. Ben tekrar öyle olurum diye düşündüğüm için işte ter basıyor, nefes alışım değişiyor, ölüyor gibi oluyorum Salih abi. Ben gene öyle hissedersem ne olacak? Bağımlılık yapacak bende. Hep öyle hissetmek isteyeceğim. İstemiyorum abicim ya. Ben gayet memnunum bu benim masifkar denemeye açık, yenilmekten yılmayan halimden. İnsan hayatta kendini olduğundan daha değerli görmemeliymiş Salih abi. Aba! Sen ne çığlı bon küçük adamsın lan Vedo. Gel seni bir öpeyim. Lan göt! Sen benim nereme özgüvensiz gördün lan? Niye soruyorsun bana bu soruları? Ben sıfır eğitim, sıfır tecrübeyle oyuncu oldum. Piyasadaki birçok mankenden daha fazla özgüvenim var benim. Kıvanç'tan mesela. Ben onu demiyorum ki abi ya. Lan kalk gidelim hadi. İçime işledin lan küçük adam seni. Kalk gidelim daha fazla kanım sana sığmadan da. Sana alışmaktan korkuyorum Vedat. Sana bağlanmaktan. Seni küçük sesini sen. Yavşak. Yok Vedo sen değil. Bana kredi kartının şifresi kolay bir kanka lazım. AMK mesela. AMK ne abi? Ahmet Kural. Hadi kalk. Bak kart yok, para yok. Pavyona gidemeyeceğiz. Eve mecburen. Zehra olayına girmediğim iyi olmuş ya. Vedo. Ben buraya çöldürüyorum. Tamam abi rahat ol rahat. Dur. Rest. Lan oğlum neyin resti ne resti lan sıra sende değil ki. Ya şu adama iki haftada şu oyunu oynamayı öğretemedik ya. O zaman gördüm. Üstem abicim şuraya bir bakar mısın? Bunu da gördün mü lan bunda? Bir şey vardı. Demek ki kuş varmış, uçmuş gitmiş. Antrenman koçu Münir Bey, sıra size gelmeden rest diyemezsiniz. Biri rest demeden de gördüm diyemezsiniz. Bunları da biz öğretmeyelim size. Bana da Sade öğretti. Kavga etmiyor çocuklar. O zaman rest. Şimdi gördüm diyeceğim. Ben pas diyorum ya. Senin ben ebeni sikeyim arkadaş. Batırdın oyunu ya. Tamam lan. Ben de gördüm lan, gördüm. Rüstem abi. Pas. Kare iki. O ne? O ne lan?
Lan arkada, bir dakika, bir dakika. Demin ben burada kağıt çekerken kupa ikiliği ben gömdüm buraya. Ben, bu adam kar çalıyor. Kar çalıyor. Şişt, bey sakin ol, öyle şeyler söyleme. Ağır ithamlarda bulunma Rüstem amcamıza. Neyine bulunmayayım hanım? Benim kupamı çaldı, kupamı. Benim kupam o. Benim kupam. Ver kupamı geri. Ne diyorsun lan sen? Trabzonlu lan bu. Salihciğim, sayısalım iyidir bilirsin. Özellikle bölme işlemini çok iyi yaparım. Bölen, bölünen. Bu da kalan. Al. Dolmuş da bozuk mozuk lazım olur, kullanırsın. Utanmıyor musun oğlum lan? Baban yaşında adam ya. Bana ha. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Gürber, bir yanlışlık oldu herhalde. Yoksa... Yoksa ben hile yapmam. Neyse, siz daha fazla kavga etmeyin. Benim de sahnem geldi zaten. Ben gideyim, siz oynamaya devam edin. İyi. Dedi, dedi. İmi... Ama... İyi dememiş. Biz yanlış oynadık zaten. Sen değil ki, o başlayacaktı. Ya hem yanlış oynadık, hem adamın kalbini kırdık. Ama böyle olmuyor mu ya? Rüstem abi, müsaade var mı abi? Tabii ki Salih Beyciğim. Buyurun. Ben de çıkıyordum zaten. Abi, ben dün gece pişmanlıktan sabaha kadar deliksiz bir uyku uyudum abi. 7 senedir böyle bir şey olmamıştı abi. Estağfurullah Salih Beyciğim. Büyütmenize gerek yok. Abi öyle şey olur mu? Ben çok pişmanım. Lütfen abi. Sana kendimi affettirmem lazım. Dile benden ne dilersen. Estağfurullah. Böyle şeylere gerek yok. Abi bir gece daha deliksiz uykuyu benim bünyem kaldırmaz abi. Dün internet şirketinden aradılar. Bir sıkıntı var mı diye sordular. Bizim oranın komple internetini ben tek başıma sömürüyormuşum abi. Abi bir şey iste benden. İste yapayım. O zaman bu akşam... Setten sonra buluşalım. Bir yere gideceğiz seninle. Abi özür dilediğime beni pişman edeceksin değil mi? Bakalım inşallah. Tipe bak, Amerika. Saç! Saçtan kimse yok mu? Ya Rüstem abicim soracağım ama korkuyorum. Bizim burada ne işimiz var ya? Eski bir defteri kapatmaya geldim. Senin üstün yedeklerine ihtiyacım var. Ama önce şu güvenlik kamerasını etkisiz hale getirelim. Bana bak, açabilir misin kapıyı? İşte ya abi benim mesleğim nedir ya? Kapıyı açarız da abi yanında alet edevat yok ki. Durayım. Tamam, kilitli değil. Ama yine alet lazım abi. Ahmet Kural bütün kredi kartlarını aldı. Sende kredi kartı var mı? Bende. Kredi kartı. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey daha var. Bir daha var. Yalnız Rüstem abicim bu yedili senin elinde kalmasın. Yedili üçlü çektirir. Sonra adaş kaderi yaşama. Ya sende... Tat 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 tam. Açıl susam açıl. Buyurun efendim. Abi dur ben bir ışıklar nerede bulayım? İşte orada. Görgün Serif bir de girişe koymuş. Neyi koymuş abi? En iyi döviz sahnesi ödülü. Cavit Asya'yla oldun. Yerime geçebilir misin dedi. Giydim şövalye kaskını. Dedim Züneyt abi elinden gelen ardına koma. Komadı. İyi bir dövüş çıkardık işte. O sahne bu ödülü getirdi o sene. Ha, ödülü tabii Cavit'e verdiler. Vay anasını satayım. Kasta onun adı yazılıydı. Alacağım tek ödül olacaktı o. Yalvardım Cavit'e bana ver diye. Bana mısın demedi. Abi bu ödül senin hakkın. Al ödülü gidelim. Ne alması lan? O gün olsa kıymetliydi. Şimdi ne işime yarar benim? O zaman burada ne arıyoruz abi? Tut şunu. Tut. Tut. O ne? Onun hakkı bu Salih'ciğim. O ödülün hakkı bu. Yapamadım lan. Böyle gizli saklı girmek geldi beni. Hadi zıpırt gelir. Bana bak. Sen yapacaksın. Nasıl abi? Abi saçmalama gözünü seveyim. Bana bak. Bu gece bu ödüle işenecek. Ulan sen demedin mi? Ne dilen sen demedin mi? Sen yapacaksın.
Ya arkadaş, en düzgün adamlar bana gelince Hannibal Lecter'a dönüyor yala. Yine de yapayım, söz verdiğim bir kere. Abi tabii ben de strese girdim şimdi, yaşın ölmeden. Abi benim iki numara geldi. Ne diyorsun lan? Çok fena geldi, tutamıyorum. Ulan tut ulan. O kadar demedik, tut. Yok, tutamıyorum. Dur bir şey. You cannot pass. Havar Rüstem abi, havar. Oy. Ya arkadaş, ben anlamadım ki bu polisler nasıl bu kadar hızlı geldi ya? Ulan öyle ses çıktı ki komşuların hepsi uyanıp polise haber vermişler. Abartma abi, öyle bir ses çıkmadı yani. Ulan iki tane dişi olsa baba diyecekti resmen. Hiç ses çıkmamış bu iş. Bak. Tamam abi, tartışmayalım ya. Azıcık kay da yatayım ben şuraya. Ya, ya hay Allah. Vallahi Allah. Ben bela mısın? Vallahi dua et adam davacı olmadı abi. Yoksa gaspdan haneye, tecavüze kadar her türlü içerideydik ya. Hele bir anlasın, bir sürü fotoğrafı var elimde. Ha sahi ya, fotoğraf fotoğraf deyince adam böyle bir tırsıyla. Nedir o fotoğraf hikayesi? Orası beni ilgilendirir. Anam! Ne oluyorsun lan? Oh, oh geçti abi midem ya. Bir rahatsızlığın mı var oğlum senin? Ne bu hal? Allah bu kadın programlarının belasını versin abi ya. Gayısı kurusu kadınlarda yaşlanmayı geciktiriyor demişler. Ablamla annem eve gayısı kurularını yığmış abi. Maaşın yarısını ona yatırmışlar ya. Evde olunca sen de yiyorsun ha. He ne yapacaksın abi ya. Sonra çır çır tabii. Hep bu kadın programları yüzünden. İzlettirme oğlum bu kadar zararlıysa ha. Nasıl izlettirmeyeyim abi? Fakiriz biz. Bu gece. Ya şurada ne oluyor ya? Bir takıldı. Bir eğlence var oğlum. Hayırlı işler, hayırlı işler. Abi ne kadar güzel söylüyor ya. Valla. Hakkı yetenek. Paralı bir şarkı. Dur abi, tam gaza geldim abi, bir dur. Ödürelim mi? Biraz sus, biraz huzur. Yeter. 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 Sanki biraz fazla baydı. Abo. Sözler benimle aynı. O sıktı, bu sıktı, kolyem boğazımı sıktı. O pıstı, bu kaldı, kız sarhoş oldu, ağladı. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Biraz boş verelim mi diye düşündüm. İçkileri masaya vurup keyfimizi çatsak. Ben bir şey beklemem. Ben de bir şey beklemiyorum. Senden. Zaten ben de işim zor var. Biraz sus, biraz huzur yeter. 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 Abi ikimizin de paraya ihtiyacı var, tamam mı abi? Bu nedir ya? O nasıl attı gitar öyle? Nasıl attı lan? Gitar değil, torun çekici. Soğurdular peşhane kulaklarını. Abi kız gitarı elinden Kordoba'nın topu oyuna sokmasına benzer bir yöntemle çıkardı. Sonra senden seken gitarı aldı, çalmaya devam etti. İzleyenler es verdi zannettiler. İzleyenler şovun bir parçası zannettiler. Alkışlayanlar oldu abi. Gitar bana gelirken hala çalıyor muydu lan? Çalıyordu sanki. Vallahi orasını ben de anlamadım abi ama senin kafayı değdikten sonra akorda olduğu gibi geldi bana ya. Vallahi onu bile ayarlamış olabilir. Vay 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 vay. Havar doktor, havar.